Merhabalar. Bugün size yaşımız ilerledikçe metabolizmamız yavaşlar mı, yavaşlamaz mı? Bununla ilgili bizim yapabileceğimiz şeyler var mı, yok mu? Onlarla ilgili bilgi vereceğim. Tabii bu yazımı hazırlarken bu konuyla ilgili de bir yazı yazdım Cumhuriyet Gazetesi'nde geçen hafta Cumartesi günü yayınlandı. Bunu hazırlarken aldığım notlara da zaman zaman bakacağım bilginize. Şimdi ben çok sık duyuyorum 40 yaşın üstündeki kişilerden. Eskiden bir hafta dikkat etsem hemen kilo verirdim. Ama şimdi ne yaparsam yapayım, bir hafta değil 15 gün, 20 gün, 30 gün dikkat ediyorum. Çok daha yavaş kilo veriyorum eskisine nazaran. Bunun nedeni yaşım ilerledi, yaş aldım. Artık ondan mı acaba? Söyleminin hemen ilk cevabını vereyim. Şimdi yaşımız ilerlediği zaman 3 unsurda farklılaşma oluşur. Bunlardan bir tanesi kas kaybı, ikincisi aktivite azalması, üçüncüsü ise metabolizmamızdaki bir takım farklılıklar. Şimdi basitçe söylemek gerekirse metabolizma vücudumuzun canlılığını korumak için oluşan bütün kimyasal reaksiyonlardır. Biz metabolizmamızı 4 normda inceleriz. Yani metabolizma hızı dediğimiz zaman biz tek bir algılamadan söz etmiyoruz. Bunlardan birincisi dinlenme metabolizma hızı. Ben size yabancı deyimdeki RMR, dinlenme metabolizma hızı RMR olarak karşımıza çıkar. Bu dinlenirken veya uyurken kaç kalori yaktığımızdır. Sizi hayatta tutabilmek için vücudumuzun harcadığı en az işlevsel kalori miktarıdır. Birincisi neymiş? Dinlenme metabolizma hızı. İkincisi gıdanın termik enerjisi. TEF. Yiyecekleri sindirerek ve emerken o yiyecekleri vücudumuz emilimi alırken kaç kalori yaktığımız. TEF günlük kalori harcamamızın %10'unu oluşturur. Üçüncüsü egzersiz. Egzersiz yaparken kaç kalori yaktığımız. Dördüncüsü egzersiz dışı aktivite termojenesis. NEAT diyor bunu adlandırıyoruz. Ayakta durma, kıpırdama, bulaşık yıkama, ütü yapma ve diğer ev işleri gibi egzersiz dışı enerjiyle aktivitelerle kaç kalori yaktığımızın göstergesidir. Metabolizmamızı etkileyecek diğer şeyler arasında yaşımız, boyumuz, kas kütlemiz ve hormonal faktörler de bulunur. Maalesef araştırmalar gösterir ki yaşla birlikte metabolizmamız yavaşlar. Evet, biraz önce de söylediğim gibi, konuşmamın başında da söylediğim gibi bunun en önemli nedenlerinden birincisi kas kaybımız, ikincisi aktivite azlığımız, üçüncüsü de iç bileşenlerimizin de yaşlanmasıdır. Metabolizma ne dedik? Vücudumuzu canlı tutmaya yardımcı olan tüm kimyasal reaksiyonları içeriyor. Dinlenme metabolizmamız bizim RMR, gıdanın termik etkisi TEF, egzersiz ve egzersiz dışı aktiviteler tümü metabolik hızımızı belirliyor. Yaşla daha az aktif olma eğilimi aktivite seviyelerimizin normal seviyemizin altına düşmemesi nedeniyle metabolizma hızımızı önemli ölçüde ne yazık ki etkiliyor. Aslında aktivite iyi. Hem egzersiz hem egzersiz dışı aktivite olarak ayırdığımız fiziksel aktivitemizi arttırırsak metabolizma hızımızda ciddi anlamda düzeltmeler yapıyoruz. İşte birazdan ben size metabolizma hızımızı yaşla beraber yaşımız ilerlerken düşmeye başlayan metabolizma hızımızı ne yapıp da hızlandırabileceğimizle ilgili güzel bilgiler vereceğim. Eğer onları hayatımıza geçirirsek o çok korktuğumuz yaşla beraber metabolizmamızın yavaşlamasına bağlı alacağımız kilolarla ilgili korkumuzun yerini bilgili olmak alacak. Ve bu bilgimizi kullanırsak da hayatımızda çok daha güzel bir şekilde
metabolizmamızdaki o yavaşlanma eğrisini aşağıya değil, yine stabil, belki de yukarıya çıkartacağımız bilgilere sahip olacağız. Gelin öncelikle size 3 yaşlanmayla birlikte metabolizmamızı yavaşlatan 3 nedeni biraz açalım. Bunlardan bir tanesi ne demiştik? Yaşlandıkça kas kaybediyoruz. Şimdi ortalama bir yetişkin 30 yaşından sonra her yılda eğer sağlıklı bir fiziksel aktivitesi, egzersizi yoksa kasının %3 ile 80'ini kaybediyor. Aslında araştırmalar 80 yaşına gelindiğinde 30, 20 yaşında olduğumuz kas seviyemizin yaklaşık %30'undan daha az bir kısmını kaybettiğimizi gösteriyor ki biz buna sarkopeni diyoruz. Kas kaybı işte kırıklara, bu kırıklara bağlı ne yazık ki erken ölümlere de yol açabiliyor. Sarkopeni ayrıca bizim metabolizmamızı yavaşlatıyor. Çünkü daha fazla kasımız olduğu zaman bizim bazal metabolizması dediğimiz ya da işte istirahat metabolizması dediğimiz şeyimiz daha hızlı olabiliyor. Gelin bir araştırmadan söz edeyim size. Şimdi 70 yaşındaki kişilerin 40 yaşındaki kişilere göre 9 kilogram daha az kası olduğunu bildiğimiz bir grup, 959 kişiden oluşuyor bu araştırma grubu. Daha az kas kütlesine sahip olduğu için onların bazal metabolizma hızlarının diğer gruba göre %11 daha az olduğu gözlemlenmiş. Ve kas kitlesi aktivite seviyesinden etkilendiğinden daha az aktif olmakla birlikte yaşla birlikte daha fazla kas kaybetmemizin nedenlerinden de birisi. Yani biz bu o kadar iç içe geçmiş bir şey ki siz yaşlandıkça bazal metabolizmanız düşüyor. Bu düşmesinin nedenlerinden bir tanesi yaşlandıkça kaybettiğimiz kas. Kaybettiğimiz kas bizim bazal metabolizmamızı düşürüyor. O metabolizmayı yavaşlatıyor ve böylece iç içe geçmiş bir olgu oluşuyor. Kas kütlesi dinlenme, metabolizma hızını arttırıyor. Yani bazal metabolizma hızımızı arttırıyor. Bu bilmemiz gereken önemli bir bilgi. Ancak insanlar yaşla birlikte aktif olmalılar ve diyetteki değişiklikleriyle bu nedir? Daha fazla protein tüketerek ve hormonlarını daha doğru şekilde yönlendirerek. Mesela östrojen gibi, testosteron gibi, büyüme hormonu gibi hormonların düşmesi de yine bizim yaşla birlikte kas kaybımıza da neden oluyor. Metabolik süreçler de yaşla yavaşlıyor. Bizim vücudumuzda iki tane önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi sodyum potasyum pompaları. Sinir uyarılarını, kas ve kalp kasılmalarını oluşturmaya yardımcı olurken mitokondri hücreleri içinde enerji yaratıyorlar. Araştırmalar her iki bileşenin de yaşla birlikte verimini kaybettiğini ve dolayısıyla metabolizmamızı yavaşlattığını gösteriyor. Örneğin yine bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. İzninizle okuyarak bu çalışmayı aktaracağım. Örneğin bir çalışmada 27 genç erkek ile 25 yaşlı erkek arasındaki sodyum potasyum pompalarının oranı karşılaştırılıyor. Yaşlı yetişkinlerde pompalar %18 daha yavaş ve günde 101 kalori daha az kalori yakılmasına neden oluyor. Bir başka çalışmada 9 genç yetişkinin ortalama yaşı 39 ila 40 yaş arasında mitokondrideki değişikliğini karşılaştırıyor. Bilim adamları yaşlı yetişkinin %20 daha az mitokondriye sahip olduklarını buluyor. Ek olarak mitokondriyle enerji oluşturmak için oksijen kullanmak da neredeyse %50 daha az etkili. Metabolizmamızı çalıştırmaya yardımcı olan bir süreç olduğu için hem aktivite hem de kas kütlesiyle karşılaştırıldığında bu iç bileşenlerin metabolizmamızın hızı üzerinde daha düşük bir etkisi olduğu gözlemleniyor. Yani özetle şunu söylemek istiyoruz. Ne dedik? Birincisi kas kütlesinin azalması bizim metabolizmamızı yavaşlatıyor. Bir önceki anlatımımda onu dile getirdim. Ne dedik? İkincisi metabolik süreçlerimiz, vücudumuzda var olan metabolik süreçlerimiz kas kütlemizi, metabolizmamızın özür dilerim yavaşlamasına neden oluyor. Bunlardan bir tanesi sodyum potasyum pompaları gibi hücresel bileşiklerin yaşla azalması ne yazık ki ve mitokondrinin bizim enerjimizi üreten en önemli organelimizin yaşla birlikte aktivitesini azaltması da
bunu etkileyen unsurlardan bir tanesi. Peki metabolizma yaşla ne kadar yavaşların cevabını size bir araştırmayla aktarmak istiyorum. Metabolizmamızın hızı aktivite seviyemizden, kas kütlemizden ve diğer birkaç hormonal faktörden etkilenir dedik. Sonuç olarak metabolizma hızı kişiden kişiye değişir. Gelin size 3 grup arasında yapılan bir başka deneyden bahsedeyim. Örneğin bir çalışma 3 grup insanın bazal metabolizma hızı yani dinlenme hızının karşılaştırdı. Bu 3 grup birincisi 20 ile 34 yaş arası, ikincisi 60 ile 74 yaş arası, üçüncüsü ise 90 yaşın üstündeki gruptu. En genç grupla karşılaştırıldığında 60 ila 74 yaşları kabaca 122 kalori daha az kalori yakıyordu. 90 yaşın üzerindekiler 70 yaşın üstüyle karşılaştırıldığında ise neredeyse aynı yaktıkları gözlemlendi. Bununla birlikte cinsiyet, kas ve yağ farklılıklarını hesaba kattıktan sonra bilim adamları 60 ila 74 yaşlarındaki insanların yalnızca 24 kişi daha az kalori yaktığını buldu. Bu yaşlandıkça kasları korumanın inanılmaz derecede önemli olduğunu gözler önüne serdi. Ne dedik? Hani yaş önemli, kas önemli, insanların vücutlarındaki fiziksel bir takım hormonal faktörler önemli. Ama burada kasımızı korumanın ne kadar önemli olduğu biraz önce vurguladığım bilimsel araştırmada da bir kez daha ön plana çıkıyor. Başka bir çalışmada metabolizmanın 10 yılda ne kadar düştüğünü görmek için 12 yıl boyunca 516 yaşlı yetişkini, 60 yaş üstü yetişkini kas ve yağ farklılıklarını hesaba kattıktan sonra kadınların istirahatteyken 20 kalori daha az yakarken erkeklerin istirahatteyken 70 kalori daha az yaktıklarını buldu. İlginç bir şekilde hem erkekler hem de kadınlar da daha az aktifti ve her 10 yılda aktivite yoluyla 115 kalori daha az kalori yaktılar. Bu yaşlandıkça aktif kalmanın metabolizmayı sürdürmek için, metabolizma hızını sürdürmek için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir olgu. Bununla birlikte bir başka çalışmada her yaştan kadın arasında bazal metabolizması yani dinlenme kalori harcama hızının arasında kas farkı olduğunda ciddi farklılıklar olduğunu bizlere gösterdi. Kısacası eğer biz ne kadar az aktif olursak ve ne kadar kasımız az olursa bu bizim hormonal ve vücudumuzdaki biyokimyasal dengemizi de olumsuz etkiliyor. Ne kadar aktif, ne kadar kasımız fazla olursa bu bizi olumlu şekilde etkiliyor. Peki biz bunca açıklamadan sonra metabolizmamızı yavaşlatmayı nasıl engelleyebiliriz? Gelin onları size aktarayım. Evet, metabolizma tipik olarak yaşla yavaşlasa da bununla savaşacağımız birçok yöntem vardır. İşte yaşlanmanın metabolizmamız üzerine etkileriyle mücadele etmenin 6 yolu. 1. Direnç eğitimini deneyin. Direnç eğitimi veya bizim başka bir deyişle ağırlık kaldırma yavaşlayan bir metabolizmayı hızlandırmak için en önemli tedavi unsurlarından bir tanesidir. Metabolizma hızını etkileyen iki faktör olan kas kütlesini korurken egzersizin faydalarını da gözler önüne serer. Yaşları 50 ile 65 yaş arasında olan 13 sağlıklı erkekle yapılan bir çalışmada haftada 3 kez 16 haftalık direnç eğitiminden sonra bazal metabolizma hızlarında yani dinlenme metabolizmalarında %7.7 artış olduğu gözlemlenmiş. 65 ila 77 yaş arasındaki 15 kişiye yapılan başka bir çalışmada da ki bu direnç eğitimi gören kişiler bunlar haftada 3 kez yarım yıllık direnç eğitiminin metabolizmalarını %6.8 arttırdığı gözlemlenmiş.
Öncelikle yapacağımız ilk şey ne? Metabolizmamızı arttırmak için direnç eğitimi yapmak. Yani ağırlık kaldırmak. Yani bunu haftada 3 kez 15-20 dakika yaptığımızda kas kütlemizin artmasıyla bazal metabolizmamızın yılda neredeyse 7.7 ile 6.8 arasındaki artışı bilimsel olarak gözlemlenmiş. İkincisi, yüksek yoğunluklu aralıklı egzersizi deneyin. Şimdi ben bu yazıyı yazdıktan sonra ve bilimsel araştırmaları iyicene araştırdıktan sonra kendi vücut ağırlığımla sürekli çalışıyordum, ağırlık kaldırıyordum, fizik ve kardiyo yapıyorum yağ yakımını hızlandırmak için. Ama HIIT denilen direnç yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanı hiç yapmıyordum. Sonra araştırdım. Sizler de araştırabilirsiniz. YouTube videoları var. Çok da güzel. Bir iki İngiliz'in YouTube videosu var. Birisi bizim gibi işte başlangıç seviyesinde, birisi gayet daha ilerlemiş seviyede. Aa, o kadar fark etti ki hemen tartım benim çünkü bazal metabolizmamı da gösteriyor. Artık ne derece doğruluğu onu tartışmıyorum ama onun üstündeki değişimi kendi gözlerimle gördüm. Şimdi diyor ki araştırmalar, metabolizmanın yavaşlamasını önlemeye yardımcı oluyor bu yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman. Kısa dinlenme süreleriyle yoğun anaerobik egzersiz arasında değişen bir eğitim tekniği. Bu HIIT egzersizlerinde şöyle yapılıyor. Mesela benim yaptığım 15 dakikalık bir egzersiz. 1 dakika egzersizi yapıyorsunuz, 1 dakika dinleniyorsunuz. 1 dakika yapıyorsunuz, 1 dakika dinleniyorsunuz. Böylece 15 dakika yapmış, 15 dakikada dinlenmiş oluyorsunuz. Ve vücudunuzun o andaki ısınmasını, enerjisini sizlere tarif edemem. Buna yanma etkisi deniyormuş bilimsel olarak. Kasların egzersizden sonra iyileşmek için daha fazla enerji kullanması gerektiğinden bu sistem oluşuyormuş. Aslında araştırmalar HIIT egzersizi yaptıktan 14 saat sonra bile 190 kalori yakılabileceğini göstermişler. Araştırmalar ayrıca HIIT'nin vücudumuzun yaşla birlikte kas kitlesini oluşturmasına ve korumasına da yardımcı olabileceğiyle ilgili bizi bilgilendiriyor. Yani ikincisi de sevgili izleyenlerim, yüksek yoğunluklu aralıklı egzersizleri deneyin ve hayatınıza alın. Ben kaç kez yapıyorum? Ben bir kez de başladım. Vallahi bir kez de yetti. Ama elimden geldiğince haftada 2'ye, sonra 3'e çıkartmaya çalışacağım. Çünkü yaşla birlikte hiç bazal metabolizma hızımı düşürmeye niyetim yok. Üçüncüsü, bol uyuyun. Hep söylüyorum zaten size, uyuyun uyuyun. Ha, ben kendim uyuyabiliyor muyum? Elimden geldiğince uyumaya çalışıyorum ama evimizdeki kuşlar ve kediler nedeniyle sabah mama saatleri, tuvalet saatleri geldiğinde beni uyandırdıklarından istediğim kadar uyuyamıyorum ama uykunun önemini biliyorum. Diyor ki yine araştırmalar, uyku eksikliğinin metabolizmamızı yavaşlatabileceğini gösteriyor. Neyse ki iyi bir gece uykusu bu etkiyi tersine çevirebiliyor. Bir çalışma 4 saatlik uykunun metabolizmayı 10 saatlik uykuya kıyasla %2.6 azalttığını göstermiş. Uzun bir gece uykusu bu, ki bu 8 ile 12 saat arasında metabolizmanın yenilenmesine ve bizim refreshing dediğimiz yenilenme duyusunu hissetmemize yardımcı olabiliyor. Ayrıca zayıf uykunun, böyle hani uyumakla uyumamak arasındaki uykunun da kas kaybına neden olabileceği yine araştırmalarca gösterilmiş. Kas bazal metabolizma hızının etkilendiğini, işte kas kaybının ile birlikte biliyoruz. Biraz önce de bundan sık sık söz ettim. Bunların en önemli nedenlerinden bir tanesinin de yine yetersiz uyku olabileceği ile ilgili de çok fazla bilimsel araştırma var. O zaman ne yapıyoruz? Ağırlık kaldırıyoruz. Ne yapıyoruz? Yüksek yoğunluklu aralıklı egzersizleri deniyoruz. Ne yapıyoruz? Vücudumuza 8 ila 12 saat uyumak için bir mutlaka zaman dilimi ayırıyoruz. Ve biliyoruz ki eğer biz uyumazsak kas kaybımız hızlanacak. Uyumazsak ne yazık ki bazal metabolizma hızımız da düşecek. Dördüncüsü,
daha fazla protein açısından yiyecekler tüketin. Şimdi biz yaşlandıkça ağzımızdaki tat partikülleri azaldığından yediğimiz yiyeceklerin tadını almayız ve daha çok tat duyusunu bize hatırlatacak yiyecekler yemek isteriz. İşte bu nedenle de karbonhidrata biraz daha yönelmemiz olası hale gelir. Daha fazla protein açısından zengin yiyecekler yemek, yavaşlayan bir metabolizmayla savaşmaya yardımcı olacak en önemli desteklerden bir tanesidir. Bunun nedeni vücudumuzun protein açısından zengin yiyecekleri tüketirken, sindirirken ve emerken daha fazla kalori yakmasıdır. Bu gıdanın termik ısısı diye nitelendirdiğimiz TEF'nin, yani ilk başta anlattığımın, protein açısından zengin yiyecekler, karbonhidrat ve yağ açısından zengin yiyeceklerden daha fazla kullanıldığını biliyoruz. Yani biz TEF'i proteini sindirirken daha çok harcıyoruz. Dolayısıyla kalorilerimizin %25'i ile 30'unun proteinden gelmesi metabolizmamızı daha düşük proteinli bir diyetle beslememizden daha 80 ila 100 kalori daha fazla hızlandıracağı konusunda bilgilerimiz var bilimsel olarak. Ve bu nedenle protein açısından zengin bir diyet kasları koruyarak yaşlanmanın ve metabolizmanın yavaşlamasıyla savaşmanın olası yardımcılarından bir tanesi. Benim önerim her öğünde bir protein kaynağı olmalı. Mesela sabah bir yumurtanız olmalı. Öğlenleyin kıymalı bir sebze yemeniz, akşamleyin de bir et ve salatanız ya da bir kuru baklagil salatanız olması proteinle kas kaybınızı, doğru proteinle kas kaybınızı engellemenin bir başka yolu. Peki bir başka unsur, beşincisi, yeterli yiyecek yediğinizden emin olun. Düşük kalorili bir diyet vücudunuzu açlık moduna getirerek metabolizmanızı yavaşlatabilir. Gençken diyet yapmanın faydaları bu şekilde zaman zaman olsa da kas kütlesini korumak için yaşla birlikte bizim çok düşük kalorili diyetler yapmamız bizim yaşımızda çok sağlıklı olmayabilir. Daha yaşlı yetişkinler biraz önce de belirttiğim gibi iştahsızlık eğilimindedirler. Tat duyusunu kaybetmek nedeniyle. Yeterince kalori almakta zorlanıyorsa bir kişi daha küçük porsiyonlarla daha sık yemek yeme yoluna giderek metabolizmasının yavaşlamasını engeller. Daha küçük porsiyonlar daha sık yemek yemek. Çözümümüz bu. Bir başkası ve altıncısı yeşil çay için. Şimdi yeşil çay metabolizma hızını %4 ila 5 arttırıyor. Ne kadar sürede arttırıyor? 24 saat içinde %4 arttırdığı konusunda bilimsel çalışmalar var. Nasıl yapmalıyız bunu? Sabah, öğlen, akşam yemeklerimizden sonra bir sıcak kupa suyun içine bir poşet ya da bir yemek kaşığı yeşil çayı koyup 3 dakika demleyip ve bunu alışkanlık halinde içerek, içine bir dilim limon koyun, içine birazcık tarçın koyun, tatlandırmak istiyorsanız. Ama yeşil çay bilin ki metabolizma hızlandırıcı unsurların içinde önemli bir yer taşıyor. Sonuçta araştırmalar metabolizmamızın yaşla birlikte yavaşlama eğiliminde olduğunu gösteriyor. Daha az aktif olmak, kas kütlesini kaybetmek ve iç bileşenlerimizin yaşlanması yavaş bir metabolizmaya katkıda bulunur. Neyse ki metabolizmamızı yavaşlatmaktan yaşlanmaya karşı savaşmanın birçok yolu vardır. Buna ağırlık kaldırma, yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman, yeterli kalorili ve proteinli yeme, bol uyku ve yeşil çay içme de dahildir. Metabolizmanızı hızlı tutmanızı ve hatta hızlandırmanızı yardımcı olmak için bu stratejilerden birkaçınızı hayatınıza aldığınızda metabolizmanızın yavaşlamadığını, kilo almadığınızı, enerjinizin düşmediğini göreceksiniz. Sevgili izleyenlerim, yaşlanmak elbette bize doğanın verdiği getirilerden bir tanesi. Benim hep sizlerle paylaştığım söylemim şu: biz yaşlanmayı kabul etmemeyi değil, yaşlanmayı doğru kabul etmeyi öğrenmeye çalışıyoruz.
Doğru yaşlanmak, doğru yaş almak, enerjimizi, ivmemizi, güzel hayata güzel bakışımızı kaybetmemek. Sabah uyandığınız zaman ah benim kaç gün ömrüm kaldı demek yerine daha kaç gün neşeyle, güzellikle, enerjiyle, sağlıkla yaşayacağım demek arasındaki farkı hayatınıza geçirmeyi empoze etmeye çalışıyorum. Bizim için kilo almakta metabolizmamızın yavaşlaması asla bahane değildir. Bunu da son cümle olarak söylüyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.